Türkiye seçim satım ayinine girdi. Seçimlere az bir süre kaldı. Bu nedenle siyasi partiler çalışmalarına başladılar. İlçelerde ve büyükşehir için büyük bir rekabet var. Özellikle de İstanbul'u almak siyasi partiler için çok önemli. Çünkü pek çoğu bu siyasi partilerin İstanbul'u alırsa Türkiye'yi alacakmış gibi hareket ediyor. Peki biz ne yaptık? Büşra Cebeci ile birlikte İstanbul'un ayrı 6 ilçesine gittik ve bu ilçelerde hepsine aynı soruları sorduk sokakta gördüklerimizin. Neydi bu sorular? Birincisi, İstanbul'un en büyük sorunu ne? İkincisi, acaba İstanbul'da iki adaydan yani İmamoğlu ve Yıldırım'dan hangisi kazanır ya da siz hangisine oy verirsiniz? Üçüncüsü, siz partiye göre mi yoksa adaya göre mi oy veriyorsunuz? İşte bu sorulara cevap aradık. Peki nerede? Anadolu yakasında 3 ilçede. Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy'de. Avrupa yakasındaysa Balcılar, Güngören ve Bakırköy'de. Peki ne cevaplar aldık biliyor musunuz? Hadi gelin izleyelim. İstanbul'un kronikleşmiş olan en büyük sorunu, yıllardır buralıyım. 1- Ulaşım. 2- Gelir adaletsizliği. Daha sayabileceğim çok şeyler var. Diyorum ki İstanbul'un sorunu hiçbir zaman bitmez. Yani başlı başına sorun. Her şey pahalılık, zamlar, trafikler. Yani ne anlatayım? Her şeyi sorun. İstanbul'un ulaşım var başta bir kere. Bir kere park sorunu var Güngören'in. Hazım satış istiyoruz Güngören'e. Kesinlikle trafik ve park sorunu, bu ikisi en büyük problemi İstanbul'un bence. İstanbul'un en büyük sorunu altyapı. Birincisi altyapı, ikincisi trafik. Hani en küçük yağmurda bile yollar su dolabiliyor, bu altyapı yetersizliği. Biraz da bizim ülkemizin kronik sorunu, önce yolu yapıp sonra altını döşüyorlar. Valla en büyük sorun, bence ben bir sorun göremiyorum. Memnunuz. Temizliğimiz var. Etraf temiz. Eskiye rağmen çok güzel. Ben İstanbul'u çok seviyorum ve çok güzel bakım var, hizmet var. İlgili yani. Temizlik de park sorunu. Yeşil alan sorunu. En büyük büyük gökdelenlerin yapılmaması. Mesela İstanbul'da büyük bir park yok. Her yer binalar, AVM'ler. Yani biz kaldırımda yürüyemiyoruz. Her yer araç. Mesela benim çocuklarım okula gidiyor. Okulun her yer göl. Yani yollar su. Biraz bir yağmur yağdığı zaman su içinde yüzüyoruz yani. Van Gölü gibi yani. Vallahi bence İstanbul'un en büyük sorunu kentsel dönüşüm. Yani İstanbul'da yapılaşma çok berbat. Özellikle de bulunduğumuz Bağcılar bölgesinde bu yapılaşma konusunda bayağı bir sıkıntılı. Ara sokakların dertleri hiç bitmiyor yani. Ben eski İstanbulluyum. Göç çok var. Ve gelenler ev almadan hemen araba alıyorlar. Dolayısıyla trafik sorunumuz var. Sorunumuz yani göç ve insan kalabalığı. İstanbul'un en büyük sorunu kutuplaşmadır. İnsanlara, artık insana saygı olayı kalmamış. Herkes farklı gözle bakılıyor. Onun sakalıdır ve onun saçıdır. Onun yaşam tarzıdır. Bu yönden bakılıyor. Yani onun düşüncelerinden dolayı ötekileştiriliyor. Trafik. Yani trafik başka bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Yani geçim sıkıntısı bana göre en çok işsizlik. Ondan sonra ya çok sıkıntı var, dert var. Yani düşünürsek çıkamıyoruz içinden. Ben kendim diyorum hani evde otururken ne olacak bu memleketin hali diyorum ama böyle olunca biraz tabii kalıyorum insan. Düşünseydim, planlasaydım konuşacak çok şey var. İstanbul'un en büyük sorunu yani bence ekonomidir yani yaşamın, hayatın çok pahalı olmasıdır.
en büyük sorunu pahalılık, trafik. Yani daha ne söyleyeyim ki? Betonlaşma en büyük sorun o. İklim değişti çünkü betonlaşmadan. En büyük ulaşım. Aşırı kalabalık oluyor. Vasıtalarda ayakta bile yer bulmak güç. Ama metronun oluşu, çoğalması dileğimiz. İnşallah olur. Biz de diğer ülkeler gibi rahat rahat seyahat ederiz. Ne diyorlar, bu şehirlerin yenilenmesi mi şey diyor? Ne diyorlar, ne diyorlar da ha? Kentsel dönüşüm dönüyor. Aslında İstanbul'da kentsel dönüşüm değil, binaların yenilenmesi olay. Binalar dönüşüyor. Yani binalar önceden işte eski bina aynı yerinde duruyor. Ama kentsel dönüşüm denen şey aslında büyük bir alanın yeşilliğiyle beraber, işte otoparkıyla beraber, her şeyle birlikte yenilenmesidir. Çocuk parklarıyla birlikte yenilenmesidir. Onlara yere, yeni yere ayrılmasıdır şeklinde düşünüyorum. Her şey var ya. Her şey sorun bence İstanbul'da. Sorun olmayan hiçbir şey yok. İstanbul'un demeyeyim, Türkiye'nin yani bir tek şeyi cenaze işleri, en güzel şey. Parasız, ücretsiz öldüğü zaman hemen ulaştırıyorlar yerine. Onun dışında her şey sorun ülkede. Ülkede de İstanbul'da da aynı şey geçerli. İşte izlediğiniz gibi İstanbullular en çok ulaşımdan şikayet ediyor. Birkaç istisna hariç herkesin en büyük kaygısı ulaşım sorununun bir sonraki dönemde de çözülemeyecek olması. İşte bu nedenle ulaşımı çözmeye en yakın adaya doğru oy vereceklerini söylüyorlar. Bir diğer yandan ikinci olarak işaret ettikleri şey çarpık yapılaşma. Burası Maslak. Maslak'ta olduğu gibi yüzlerce gökdelenin etrafı sarmasından pek hoşnut değillermiş gibi görünüyor İstanbullular. İşte bu nedenlerle yeşil alanı daha çok vaat eden adaya doğru meylediceklerinin işaretini veriyorlar. Murat Utku, Medyascope, İstanbul.